Ahmet Sami Kutlu görme engellilerin sesi oldu. AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Avukat Ahmet Sami Kutlu, 6 Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti. 6 Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'nin Kitabın Sesi Olur Musun projesi kapsamında AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu görme engellileri kitap okuyarak kitaplarının sesi oldu. Dernek Başkanı İsmail Barış, derneklerine ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu teşekkür etti. Seçim çalışmasında başarılar diledi. AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Avukat Ahmet Sami Kutlu da yaptığı açıklamada her zaman engellilerin yanında olacaklarını ifade etti. Ahmet Sami Kutlu, projeleri hakkında görme engellileri bilgilendirdi. 6 Nokta Körler Derneği üyeleri de Ahmet Sami Kutlu'ya derneklerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ettiler. Ne tür projeler varsa biz her zaman yanınızdayız. Elimizden gelen mücadeleyi yapmaya da hazırız. Yani katkıda bulunuruz. Katkıda bulunuruz. Sorunlarının çözümlenmesi anlamında yapılacak projelere onların da ihtiyacı var. Dolayısıyla bu anlamda engelli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz için yapacağımız çalışmalar sadece engelli vatandaşlarımıza hitap etmeyecek. Bunu biz erişilebilirlik kavramı çerçevesinde toparlayarak engelli vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yanında biraz önce ifade ettiğim gibi bebeğe olan hanımefendiler, pazar arabasıyla pazarda alışveriş yapan yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz, yine vücudunun zayıflaması, ihtiyarlığı nedeniyle bastonla gezen ihtiyar yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz de bu erişilebilirlik konforundan belediyemizin bu konudaki şehirdeki rahatlatmaya ilişkin daha kolay erişilebilirlik adına yapılacak çalışmalardan büyük oranda istifade edeceklerdir. İnşallah. Biz her ortamda ifade ediyorum. Belediyecilik çalışmamızı 5 ana tema üzerinde topluyoruz. Bunlardan birisi fiziksel kalkınma, diğeri sosyal kalkınma, üçüncüsü kültürel kalkınma, diğeri kalkınma, dördüncüsü ve son olarak da siyasi ve demokratik kalkınma. Şimdi sosyal kalkınma belki içinde bulunduğumuz bu derneğimizin, buradaki hemşehrilerimizin daha yakından ilgileneceği kalkınma modeli. Bir iş yaparken sosyal dayanışmayı güçlendirici, şehrimizdeki hemşehrilik bilincini güçlendirici ve yapılan işlerin doğru projelendirilmesi anlamında yapılacak çalışmaların mutlaka ilgili STK'larla, ilgili mahalledeki hemşehrilerimizle ya da şehrimizin o konuyu çalışan diğer birimlerle birlikte değerlendirilmesi önemli. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmaları bu müşterek komisyonlarla yapacağız. Esnaflarımızla ilgili konuyu esnaf komisyonumuzla, tüccarlarımızla ilgili konuları tüccar komisyonumuzla ve şehirdeki erişilebilirlik sorunlarını çözme anlamında yapılacak çalışmalarda mutlaka engelli derneklerimizden, Sakatlar Derneğimizden ve buna münasip, buna benzeyen STK'lardan alacağımız üyelerimizle kuracağımız bir komisyonla ve belediyemizden de mutlaka bir idari birimin koordinasyonunda ve sekreteryasında takip eder şekilde. Sadece bu çalışmaları sohbet ortamında deyip karara bağlayan, gündemi olan ve belediye meclisine tavsiye edildiğinde kararlar üreterek bu kararları belediye meclisimizde hayata geçirmek adına çalışmalar üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde tabiriyle ise belediyemizin her çalışma alanıyla ilgili mutlaka bir komisyon kuracağız. Bu komisyonları işlevsel olarak kullanacağız ve meclisimizin adeta ihtisas komisyonları gibi çalıştıracağız.